Avrupa'nın ilk ve tek kariyer programı Avrupa Vizyon'dan herkese merhaba. Avrupa Vizyon her hafta olduğu gibi bu hafta da iş dünyasından haberlerle dopdolu. Vizyon birazdan başlayacak ama dilerseniz önce bu haftanın vizyonu neler var hep birlikte ona bir göz atalım. Avrupa Vizyon bu haftada yine dopdolu. Kuzey Irak Yönetimi Hükümet Sözcüsü Safin Dizai ile Erbil'de yapılanlar hakkında çok özel bir söyleşi. Paris'te dolmuşçuluk yapan Paris dolmuşunun ilginç hikayesi. Vizyon ekipleri yerel seçimlerin tansiyonunu tutmaya devam ediyor. Iğdır ve Hendek'teki yerel seçim heyecanı. Türk iş dünyasının cemiyet hayatından renkli görüntüler. Sevgili izleyiciler, programı sizlere bu hafta Erbil'den merhaba diyor. Bölgesel Kürt Yönetimi Hükümet Sözcüsü Safin Dizai ile birlikte şimdi Erbil'de kısa bir yolculuğa çıkıyoruz. Sevgili seyirciler, programımız bu hafta yine Erbil'den başlıyor. Erbil'de tadilatı yeni biten bir okuldayız. Erbil'in ilk öğretim okulundayız. Yanımızda Kürdistan Hükümeti'nin basın sözcüsü Sayın Safin Dizai Bey var. Burada niye durduk? Niye okulu burada konuşmak istiyoruz kendisiyle? Çok özel bir nokta burası. Hem bir merhaba diyelim Safin Bey'e, bu okulu anlatsın bize. Hem de neden burada durduğumuzu kendisinden deneyelim. Efendim merhabalar. Merhaba, size de merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Önce isterseniz okulla ilgili bir bilgi verelim izleyicilerimize. Çünkü burası çok eski bir okul, yaklaşık 84-85 yıllık bir okul galiba, değil mi? Bir anlatır mısınız? Erbil'in ilk okulu dedik, doğru mu efendim bu? Şimdi ilk okul kalede var eskiden tabii. Resmi ilk okul. Evet. Sonra böyle bir daha geniş, modern bir bina yapıldı 1930 yılından. Açılış 1930 yılından oldu. Tabii bugün önde gelen bir sürü insanlar var, Erbil'deki insanlar. Bu okuldan mezun, ilk okulu. Ve restore yapıldı son dönemde. Şu anda bir müze halinde, arşiv ve müze haline getirdiler. Ve bu oda, bu önde gelen bazı şahsiyetler ve kişiler, işte gördüğünüz hem şu andaki halı resimleri var ve gençlik veya çocuk resimleri var. Bazı insanlar tabii vefat ettiler, bazılar hala yaşıyorlar. 80-85-90 yaşa kadar yaşları vardır. Yani Erbil'in şu andaki yaşayan ya da kaybettiğiniz önde gelen isimleri bu okuldan mezun olmuş, değil mi efendim? Evet, doğrudur. Biraz önce sohbet ederken bana bir şey söylediniz. Dediniz ki ilk okulda önceleri kızlar yokmuş ama sonra burası açılınca Erbil'in önde gelen aileleri kızlarını okula vermişler ve bir anlamda da önderlik etmişler. Doğru mu efendim? Tabii bir örnek oldu. Yani Erbil'in önde gelen çok alim, meşhur bir alim Mulla Efendi kızını gönderdi. Ve ondan sonra normal vatandaş bunun takibatından yavaş yavaş kızları gönderdiler. Yani yolu açtı değil mi kendisi? Tabii de daha muhafazakar toplum olduğu için o yüzden böyle bir sıkıntı yaşadı ama sonra normal haline geldi. Ve ileride göreceksiniz bazı resimler hem öğretmen hem öğrenci resimleri çok modern bir şekilde işte bayan öğretmenleri 1930 yıllarından ilk bayan öğretmen tayin oldu. 1930'da ilk bayan öğretmen buraya tayin oldu. Gerçekten çok ilginç. Bu nereden geldi peki? Şimdi o da Erbilli. İşte hem Bağdat'ta okudu. O zaman tabii Irak yeni devlet olarak, bağımsız bir devlet, egemen bir devlet olmuş. Özel bir öğretmencilik kurslar vardır. Katılmış, sonra öğretmen oldu. Tekrar Erbil'e döndü. Efendim, burada şimdi durduk. Ben özellikle röportaj sizinle burada yapmak istedim. Çünkü arkamızda görmüş olduğunuz resimlerde size ait bir şey var. Nedir efendim? Sanki size benzeyen birileri var burada. Şimdi bu köşe benim babam ve üç amcam. Babanızın olduğu hemen belli oluyor efendim. 1938 yılında burada Erbil'de bu okulda başladı öğrenci olarak. Evet. Bu da o dönemdeki
bulduğumuz resimlerden birisidir. Yandaki amcam, o da şu anda Almanya'da yaşıyor. Babam da 3 yaş büyük. Evet. Bunlar da ikisi de amcam. Onlar da bu okulun öğrencileridir. Yani sizin ailenizin olduğu bölüm değil mi burası? Evet. Evet. Sevgili izleyiciler, Safin Bey'i görüyorsunuz. Babasını zaten gördüğünüz anda herhalde otomatikman bağlantıyı kendinize kurabilirsiniz. Peki efendim, şimdi 1930'larda ilk öğretmen tayin olmuş buraya. O dönemlerde tabii kapalı bir toplum ve kız öğrencilerinde çok okuması mümkün görünmüyorken burada o yolu açmışsınız. Acaba şu anda Türkistan bölgesinde kızların okuma oranı nedir? Şimdi genel öğrenci sayısı topluma göre bayağı yüksek bir rakam. Çünkü bölgenin Erbil Süleymaniye doğum nüfusu aşağı yukarı 5 milyon nüfusu vardır. Bunun içinde 1 milyon 700 bin öğrenci vardır. Evet. Tabii bu anaokuldan ta liseye, evet, üniversiteler hariç. Bunların sayısı, erkek kız sayısı neredeyse yarı yarı. Bu rakamdan yarı yarı yer alıyorlar. Hı-hı. Keza öğretmenlerin bayan öğretmen sayısı da bayağı yüksek. O da hemen hemen 40'a 60 erkeklere göre. Şimdi efendim, bize Türkiye'de soruyorlar programlar yaptığımız dönemde. Ya sen bir kadın gazetecisin, gidiyorsun orada Irak'ta, korkmuyor musun? Yani bir kadın olarak korkmuyor musun diyorlar. Ben de diyorum ki korkulacak bir şey yok. Ben bir sıkıntı yaşamıyorum. Acaba insanların bu korkuları konusunda neler söylersiniz? Yani buradaki kadınların yaşantısı, sahip oldukları değerler konusunda neler söyleyebilirsiniz? Tabii bizim toplumumuz doğru bir muhafazakar bir toplumdur. Aynı zamanda örf ve adetlerimiz, kültürümüze sahip çıkıyoruz. Ama aynı zamanda modern dünyaya kapalı değiliz. İyi örf adetlerin iyi tarafları, tabii bunları biraz tutucuyuz. Ama modern ve iyi ve ilişkiye bağlı olan ve dünyaya açan ilişkileri için o konuda açığız. Erbil son 10 yıldır bayağı gelişmiş bir şehirdir, başkenttir. Ve dışarıda gelen yabancıların sayısı her gün artışı vardır. Ve yavaş yavaş iyi bir standardı veya dünya standardı bir şehre gidiyor. Bildiğiniz gibi bu senede 2014 yılından Arap ülkelerinin turizm başkenti olarak bir tanıtma vardır. Güvenlik açısından bu konuda bir son derece memnunuz. Yani tabii dünyanın her yerde sıkıntılar yaşanıyor. Güvensizlik vardır her yerde. Biz de bunun payınızı alıyoruz ama başka ülkeler, komşu ülkeleri mukayese edersiniz, seviyesi daha azdır. Yani günlük cinayet olursa, hırsızlık olursa, herhangi bir güvensizlik açısından bunun seviyesi daha düşüktür. Dediğim başka bir konu şu. Şimdi topluma baktığınız zaman sanki burada kadınlar ikinci planda gibi görünüyor. Ama aile içerisinde bizim bilmediğimiz, dışarıya yansımayan sanki egemenlikleri daha fazla gibi. Bu konuda neler söylersiniz? Şimdi muhafazakar olduğumuz bir yanda ama aynı zamanda genellikle Orta Doğu toplumu, bayanlar eskiden beri evde kaldılar. Şimdi tabii yavaş yavaş iş dünyaya çıkıyorlar ve çalışma hayatına atılıyorlar. Hayatları vardır işte, kimin memur oluyor, kimin kendin işleri kuruyorlar. Bu da biz de bunlardan memnuniyet duyuyoruz. Yalnız bunun çok önemli bir bayanların rolü çok önemlidir. Hem Kürt hareket içinde peşmergelerin yanında yer aldılar. Çünkü hem baba oldular, hem anne oldular, hem çocukları eğitime verdiler, hem dağlarda, mağaralarda peşmergeleri yemekleri verdiler. O yüzden bayanların rolü çok önemlidir bizim için. Ve toplumun yarısıdırlar onlar. Hem annedir, hem kardeştir, hem eştir, hem abladır. Ve genellikle evin patronu bayandır. Çocukların bakması, kocasının bakması. Yani dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi
burada da yine evin hakimi, ailenin hakimi kadın. Her ne kadar sosyal hayata bu kadar tabii yansımasa bayana, bile değil mi efendim? Bayana bağlıdır tabii. Bizde de tarihten önde gelen lider bayanlar da oldu. Mesela Hanzat vardır, işte Hapsahan Nakib var, bir sürü bayanlar vardır. Evet. Ama tabii bu tam o bayanın kendin yapısı, kendin inisiyatifi, kültürü bağlıdır. O yüzden bunun genelleşme bir şey olmak pek uygun olmayabilir. Evet. Genele uyarlayamayız ama yine de büyük ihtimalle her ne kadar kadının kişiliğine bağlı olsa da ailenin hakimi dünyanın tüm ülkelerinde olduğu gibi kadın, sevgili seyirciler burada da kadın egemenlikleri fazla. Belki sosyal hayatta o kadar çok etkin görünmeyebilirler ama son yıllarda hakikaten rakamlar çok daha yüksek bir hale gelmiş. Bunu buraya geldiğinizde kendiniz de göreceksiniz. Peki 2014'te kadın için özel bir çalışma var mı efendim? Şimdi tabii dünyanın her yerde maalesef kadınların karşı şiddet kullanılıyor. Son yıllardır özel yasalar çıktı parlamentoda. Ve özel başbakanlığı bağlı olan bir müessese vardır. Bu da araştırmalar yapılıyor ve İçişleri Bakanlığı'na ait olan bazı ofisler var ki eğer şiddeti kullanmaya herhangi bir olay ortaya çıkarsa bu bayanlar oraya başvurabilirler veya Sosyal Bakanlığı ait olan müesseseler var veya shelterler var. Oraya sığınabilirler. Tabii maalesef olaylar vardır. Bizde de böyle olaylar yaşıyoruz. Her yerde olduğu gibi. Ama son 3-5 yılındaki çalışmalara göre bu rakamlar düşüyor yavaş yavaş. Sevgili izleyiciler, yaklaşık bir yıldır size Kürdistan bölgesinden yayınlar yapıyoruz. Ve bu yayınlar sırasında benim çok dikkatimi çeken bir şey oldu. Özellikle kadınlarla ilgili. Bir kadın gazeteci olarak buralarda dolaşırken, resmi kurumlara girdiğimde ya da herhangi bir yere girdiğimde hemen şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Eğer burada 100 tane bile erkek varsa hemen size öncelik veriyorlar. Belki hani baktığınız zaman kadınlar ikinci planda gibi görünüyor ama aslında hiç de öyle değil. İnanılmaz bir saygı var. Asla sıraya girmiyorsunuz. Asla bir yerde bekletilmiyorsunuz. Erkekler bekliyorlar ama kadınlara hemen önden yol veriyorlar. Bu gerçekten benim Avrupa'da da görmediğim bir şey. Avrupa hani daha medeni gibi görünüyor ama sizin ülkenizde kadınlara karşı özellikle böyle bir ilgi var. Gerçekten bu çok dikkatimi çekti. Efendim burada gördüğümüz birbirinden güzel tabii dönemin güzel kadınlarının resimleri var. Ama sanıyorum buranın da bir özelliği var değil mi? Bu resimler buraya boşuna konmadı. Nedir efendim bu resimlerin anlamı? Şimdi işte resimlere göre, döneme göre, işte modaya göre 50, 60, 70 yıllarındaki Erbil'deki bayan öğretmenleri. Evet. Ve baziler önde gelen ailelerin kızlarıymış. Hı hı. İşte 40 yıllardan, 30 yıllardan, 40 yıllardan okula gittiler, sonra öğretmen oldular. Ve o mesleğe baziler bugüne kadar devam ediyorlar. Baziler tabii emekli oldu, baziler hayatta değiller. Ama tabii bayanların rolü çok önemli oldu. Ve başka bir oda var, oradaki ilk müdür, ilk öğretmen, onların arşivleri, kendin özel eşyaları da koyulmuş. Tabii bir hatıra, kendin aileler, çocukları, torunları geliyorlar. Elindeki neler var? Buraya bu arşive, bu müzeye hediye ediyorlar. Evet. Şey dikkatimi çekti benim Safin Bey. Şimdi efendim bu bayanların hepsinin saçı açık ve hepsi makyajlı. Yani gayet medeni bir görüntü sergiliyorlar. Ne dersiniz? Yani şimdilerde bile birçok kadının başı kapalı. Tabii ki bu onların kendi tercihi ama o dönemlerdeki hanımlar sanki şimdikilerden daha modern bir görüntü sergiliyorlarmış. Neler söylersiniz bu konuda? Bu trend olarak yani böyle bir şey bütün Orta Doğu'da zaten hakimdir. Evet. Son 30 yıl, 35 yıldır işte belki din baskısı veya dindarlık etkisi diyelim. Daha artmış. O olabilir ama yine Erbil'de hem açık olanlar var hem kapalı var. Evet. Tabii bu kendin tercihleri. Evet. Kime tabii herkese açık olanlar da dine ve ırka ve inanca
saygıları vardır. Bizde bütün din ve ırk ve mezheplere saygımız vardır. Erbil'de bakarsınız yani çok güzel bir model. Hem değişik mezhepler, kesinlikle, değişik dinler, değişik ırklar, değişik milliyetler yaşıyor. Kürdü, Arabı, Türkmeni, Siryanı, Kildanı, Ermenisi, Hristiyanı, Müslümanı, herkes beraber barış içinde, kardeşlik içinde yaşıyorlar. Ve bunun ötesinde Kürdistan Bölgenin Eğitim Bakanlığı son yıllardır ana dil öğretime veya eğitime çok önem vermiş. İşte Türkmen okulları, Siryani okulları, Kürtçe okulu, Arapça okulu, İngilizce okulu, bir sürü değişik dil okulları vardır. Türkçe bile var, evet. Türk okulları da var burada efendim. Türkiye'deki gelen okullarda var ama yerli Türkmen okullarda bile var. Bunlar Eğitim Bakanlığı'na ait olan bir okul. Evet. Gerçekten birkaç dilin bir arada konuşulduğu bir yer bu bölge. O yüzden de medeniyet zaten o yıllardan belliymiş efendim. Evet. Tebrik ediyoruz. Sevgili izleyiciler, okuldaki gezintimiz devam ediyor. Şimdi çok eskilerden burada okumuş bir öğrenciyle beraberiz. Aslında öğrenci demek tabii ki çok hani ağza uygun gelmiyor ama diyecek başka kelime de yok. Efendim merhabalar, sizi tanıyalım lütfen öncelikle. Ve o günleri şöyle bize bir anlatır mısınız? Benim adım Leyh Aziz. Öğretmenlik yapıyorum. 1950'lerde bu okulda öğrenci olarak okuyordum. 6 yılı da burada okudum. Peki o yıllarda okulda kız öğrenciler var mıydı? Kaç sınıf vardı? Kaç öğretmen vardı? Neler söylersiniz? O yıllarda okulda 6 sınıf vardı. Hatırladığım kadarıyla en az 10 hoca öğretmenlik yapıyordu. Sınıflar çok kalabalık değildi. Sanıyorum 20-25 kişi civarındaydık. Okulda Erbil'den, Kerkük'ten gelen öğrenciler vardı. Peki efendim, 1950'li yılların eğitimiyle 2014'leri karşılaştırırsanız nasıl bir gelişim oldu, nasıl bir değişim oldu? Hristiyan ve Müslüman öğrenciler hep birlikte okuyorduk. Eğitimden bahsedecek olursak, eğitimin kalitesi eskiden daha iyiydi. Bence eğitim çok ileri gitmedi. O yıllarda okumak daha güzeldi. Bazıları ilkokulu bitirdiklerinde bir öğretmen gibi ders verebilecek seviyeye geliyordu. Şimdilerde ise okulların kalitesi düştü. 1958'den şimdiye kadar öğrencilerin kalitesi maalesef geri gitti. O yıllarda öğretmenler de çok daha zekiydi. Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Zor spas. Ben de çok teşekkür ederim sizlere. Sevgili izleyiciler, müzeye babaların eşyalarını bağış yapan bir aileyle birlikteyiz şimdi. Ve merhabalar. Buraya sanıyorum babanızın eşyalarını getiriyorsunuz değil mi? Neler getirdiniz ve ne diyorsunuz buradaki yeni okulun bu haliyle ilgili olarak? Babam eskiden milli eğitimde çalışıyordu. İşini çok seviyordu. Onun tüm eğitim hayatından kalan birçok eşyası vardı. Bu eşyaları çok önem verir ve saklar korurdu. Onlara gözü gibi bakardı ve güzel bir şekilde arşivlemişti. Şimdi ise biz ondan kalan bu hatıraları buraya getirdik. Çünkü burada sağlam bir şekilde korunacağını ve onlara hiçbir şeyin olmayacağını biliyoruz. Kim bir yakını burada okumuşsa ondan kalan eşyaları buraya getirsinler ki şimdi yaşayan insanlar da bunları görebilsin ve o yılları öğrenebilsin. O zaman bizi burada Erbil'den izleyenler varsa, anneleri ya da babaları bu okulda okumuşsa, yakınları burada okumuşsa, lütfen onların eşyalarını buraya getirsinler der misiniz? Tabii. Burada sizin aracılığınızla evlerinizde kalan tüm eski tarihi eşyalarınızı buraya mutlaka getirin. Bunu herkesten rica ediyorum. Sevgili izleyiciler, burası Erbil'in hemen kalenin yakınındaki lokal, emekliler lokali Türkiye'deki bildiğimiz adıyla. Neler oluyor efendim burası? Türkiye'deki gibi mi siz? Kıyaslamayı çok iyi yapabilirsiniz çünkü bize. Burası adı Bağışar, şehrin bağı. Evet. Tabii bu çok eski bir bahçe, bir bağ ve
Bu özellikle valilik tarafından, Sayın Nevzat Hadi tarafından emekliler için bir lokal ve öğretmenler, memurlar ve devlet memurlar buraya geliyorlar. İşte gördüğünüz hem okey, hem domino, oyun oynuyorlar. Hem, evet. Sabah bazılar sabah şu saat bu saate kadar burada duruyorlar. Vakit geçiriyorlar değil mi? Tabii güzel bir şeydir. Ben de ara sıra bu muhterem zatların arasında bulunuyorum ve hele öğretmen sektöründen, çünkü ben Eğitim Bakanlığı yaparken bu alan benim için çok yenidir. O yüzden bu emekli öğretmenlerden çok şeyler öğrendim. Ve şimdi de sık sık ayda en az bir kere iki kere buraya geliyorum bir çay içmeye. Ve sizi çok arkadaşlar seviyorlar, görüyorum, gördüm yani herkes. Tabii onlar büyüklerimiz, saygılarımız son derece onların için ve çok emek verdiler, çok saygılı insanlar. Efendim burada neler yapıyorsunuz? Burada ben şeyim, müdürüm burada. Ben burada müdür olarak görev yapıyorum. Buradaki emekli olanlara yardım ediyorum. Burası bizim için çok önemli bir yer. Burayı bizim için açtığından dolayı özellikle Erbil valisine çok teşekkür ediyorum. Eğer burası açılmamış olsaydı bize özel bir yer olmayacaktı. Şimdi burası bizim için çok özel bir yer oldu. İçinde namaz kılabileceğimiz bir yer var. Spor yapabileceğimiz, oyun oynayabileceğimiz, şarkılar söyleyebileceğimiz yerleri bile var. Gorani hoşan böyle dedin, her zaretiyen böyle dedin. Bir sürü oyunlar oynayabiliyorsunuz, spor yapabiliyorsunuz, kitaplığınız, kütüphanenizden kitap okuyabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla güzel vakit geçiriyorsunuz değil mi burada? Evet, bütün arkadaşlarla burada birlikte güzel vakit geçirebiliyoruz. Çünkü hepimizin yaşları birbirine yakın. Bazı günler gece yarılarına kadar buradayız. Sanıyorum siz de buradaki Erbil'in ilk okulundan mezun olan öğrencilerdensiniz değil mi? Ben 1943-49 yılları arasında bu okulda okudum. Burası Erbil'in ilk resmi okuludur. Bu nedenle ona Erbil Ule diyoruz. Burada emekliler lokalinde o okuldan mezun olan çok öğrenci var mı acaba? O zamanlar çok öğrenci vardı. 1937'de şimdi içinde bulunduğumuz alan parktı. Görüyorsunuz okulla arası çok yakın. Biz okuldan çıkıp oynamak için buraya geliyorduk. Efendim merhabalar. Burada neler yapıyorsunuz? Buraya eskiden millet parkı diyorlardı. Burayı çok önemsemezlerdi. Biz valiliğe gidip buraya böyle bir yer yapmak istediğimizi söyledik. Sadece emeklilere özel bir yer olsun istedik ve özellikle de onlara yaptırdık. Buraya sadece emekli olanlar gelirler. Gençler buraya girmezler. Buradakilerin çoğu da o zamanlar bu okulda birlikte okumuş. Ben özellikle Safin Bey'e okulu yeniden tadilat yaptırdığı için çok teşekkür ediyorum. Şimdiki hali de gerçekten çok güzel oldu. Peki, zor spaz. Sevgili izleyiciler, burayı gördünüz. Burası emekliler lokali. Türkiye'dekinden farkı şu, buradaki lokalin tüm masrafları valilik tarafından karşılanıyor. Buraya gelenler spor yapabiliyorlar, kitap okuyabiliyorlar, kütüphaneleri var ve kendi aralarında çeşitli oyunlar oynuyorlar. Aslında tabii ki emekliye her yerde olduğu gibi burada da bir anlamda sahip çıkılıyor. Sadece gelip kendi çay kahve paralarını vermeleri yeterli. Erbil'deki yolculuğumuz devam ediyor. Sevgili izleyiciler, Erbil'deki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi meşhur Erbil Kalesi'nin olduğu bölgedeyiz. Tarihi bir kafedeyiz, kıraathanedeyiz daha doğrusu. Bir anlatır mısınız efendim, nasıl bir yer burası? Bizim için çok otantik gerçekten şu anda. Neler söylersiniz burası ile ilgili? Tabii Erbil şehir olarak tarih kaynaklara göre milattan 6000 evvel bir şehirdir. Ve tabii eskiden kalenin içinde bir tek kale vardır. Tabii şu anda çok büyük bir şehir olarak görünüyor. Bu tam kalenin dibinde bir kahve. Biz çayhane olarak diyoruz. Adı Meçko. Çayhane. Ve burada bazen... Turistik bir yer ama değil mi? Yani tabii şehrin göbeğin olduğu için yabancılar da geliyorlar ama bunun bir kısmı yazarlar, gazeteciler, sanatkarlar, sanatçılar buraya geliyorlar. İşte çay içmeye, muhabbet etmek. Bazen işte gördüğünüz arkada kütüphane var. Kütüpleri okuyorlar. Soracağım şimdi size. Sadece 2 saat geçiniyor. Sonra herkes kendi işine gidiyor.
Sevgili seyirciler, çok teşekkür ediyoruz Safin Bey. Ağzınıza sağlık. Bugün sizi devlet işlerinden biraz aldık ve ATV'nin izleyicileri için Erbil'de bir yolculuğa çıkardık. Çok teşekkür ederiz. O zaman çayhaneye geldik. Buradan ayrılmadan önce bir çay içmek herhalde adettendir değil mi efendim? Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Reklamlardan sonra devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın.